Manisa Büyükşehir Belediyesi web televizyonu ekranlarından herkese yeniden selamlar, saygılar. Bu hafta ikinci kez tribün programıyla karşınızdayız. Hatırlayacağınız üzere en son programımızı pazartesi yapmıştık. Bu hafta kupa mesaisinden dolayı ikinci bir programa ihtiyaç duyduk diyelim. Çünkü Manisa Futbol Kulübü 2-1 geriye düştüğü maçta, özür diliyorum. Evet, 2-1 geriye düştüğü maçta 3-2 ile kazanarak kupada tur atlamayı başardı. Ve son dakikalarda gelen goller gerçekten bizi çok heyecanlandırmıştı. Zorlu bir maçtı, zorlu bir deplasmandı. Ancak Ziraat Türkiye Kupası'nda Manisa Futbol Kulübü tur atlamayı başardı. Bir önceki programımızda program saatine Akhisarspor'un denk geldiği için Akhisarspor'un da lig maçını bu hafta değerlendireceğiz. Peki kimlerle beraber değerlendireceğiz? Şimdi onlara bir hoş geldin diyelim. Öncelikle Ufuk Dündar'dan başlayalım. Ufuk abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hafta içi mesaisi. Biz de bir program daha yapmak zorunda kaldık. Evet. Herkese iyi akşamlar. Mahmut Arslan hoş geldin. Evet. Pazartesi akşamı buradaydık. Şimdi de Kupa ve Akhisarspor'u değerlendireceğiz. Hakikaten bu hafta Manisa Futbol Kulübü'nün ligde karşılaşacağı Tarsman Yurdu'nu da Fenerbahçe karşısında izledik. O yüzden böyle bol yorumlu, bol analizli bir program bizi bekliyor diyelim. Detayları daha sonra değerlendireceğiz. Evet, yorumcularımıza da kısaca hoş geldin dedikten sonra öncelikle haftanın kazananı, neredeyse tüm sezonun kazananı Manisa Futbol Kulübü olmaya devam ediyor. Payas deplasmanı. Üçüncü ligde aslında zor durumda olan bir Payas'la karşılaştı Manisa Futbol Kulübü. Biraz rotasyonlu bir kadroyla çıktığı maçtan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Son dakikalarda, son 5 dakikada işi bitiren takımımızı kutluyoruz diyelim. Öncelikle maçın haberini izleyelim. Ardından maçı değerlendirmek üzere yeniden buradayız. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluğa koşan Manisa Futbol Kulübü Ziraat Türkiye Kupası'nda da emin adımlarla ilerliyor. Payas ilçe stadında karşılaştığı Payasspor'u Ferhat, Sinan'ın penaltıdan ve Zahit'in golleriyle mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlı ekip adını bir üst tura yazdırdı. Kulüp CEO'su Levent Devrim'in de izlediği maçta Manisa Futbol Kulübü ilk kez yenik duruma düştüğü maçı kazanarak kupada tur atlamayı başardı. Evet, haberimizde dediği gibi Manisa Futbol Kulübü bu sezon ilk kez geri düştüğü maçta galip gelmeyi bildi. Hatta iki kez geri düştü. Önce 1-0 geri düştü, ardından 2-1. Ancak maçın son dakikalarında dediğim gibi Sinan ve Zahit'in çabalarıyla takım kazanmayı bildi. Ve gerçekten önemli bir sezon Manisa Futbol Kulübü açısından, Ziraat Türkiye Kupası'na da yoluna devam etmeyi başardı diyelim. Öncelikle Ufuk abi, maçtan istediklerini bulabildin mi? Maçı izledik. Maçın yani zorlu bir maçtı, evet. Ve zorlu bir zeminde. Evet. Maçtan sonra futbolcu arkadaşlarla da konuştum. Gerçekten zorlu bir zeminde oynadıklarını söyledi. Neler düşünüyorsun? Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nın zaten güzel tarafı sürprize açık olması. Tabii. Bu anlamda alt liglerden gelen takımların hem motivasyonu hem enerjisi bu maçlarda geçtiğimiz Ziraat Türkiye Kupalarından da esinlenerek gerçekten başka bir boyuta geliyor. O anlamda birçok takım, üst liglerdeki birçok takım vaziyeti idare etmeye çalışırken alt taraftaki takımlar için de aslında tam bir lansman, tam bir kendini gösterme. Onun dışında işte şehrin yaşayanlarının kişisel tatmini, o gün, o hafta içi de olsa bakıyorsun nereye gitsen böyle üçüncülük takımına bir taraftar kitlesi görüyorsun yani. Evet. Yani TFF birincilikte tribünler boş, üçüncülükte bir kupa maçına bakıyorsun. İşte her yer tıklım tıklım yani. Payas'ta hani bizim seyrettiğimiz kadarıyla, yani kameranın aldığı kadarıyla Manisa'ya çok benziyor. Arkada bir tane dağ var. Onun, yüksek bir dağ var. Yüksek bir dağ var. Onun dışında karşı tarafta tribün yok. O anlamda yine benziyor. O tarz statlar futbolcular için çok sıkıntılı. Yani bir havaya girmen lazım hani maç öncesinde falan, ama bir bakıyorsun kale arkası tribün yok. Arkada bir bina, orada bir soyunma odası falan. Yani hiç böyle stat havası yok orada. Bir dağınıklık var. Hani bizim, evet, burada da karşı tarafta belki tribün yok. Daha derli toplu bir, burada. Evet, ama yolda da öyledir. Bilmiyorum siz de yaşıyor musunuz? Arabayla giderken eğer sağınız solunuz orman ya da böyle dağ oldu mu, araba kullanmak birazcık daha zevkli, birazcık daha kolay hale geliyor. Ama hani uçsuz bucaksız, hani Konya'da giderken ya da bir takım, tabii, Afyon'da giderken, yolda giderken sağa sol böyle uçsuz oldu mu bitmiyormuş gibi geliyor. Aynen öyle. O yüzden o tribün ambiyansı da ne kadar kapalı, ne kadar kutu gibi, o kadar bir oyuncuyu daha çok adapte eden, motive eden bir unsur. Onun dışında tabii soyunma odalarında falan bilmiyoruz yani. Hani ligin kalitesi düştükçe o soyunma odaları bile gerçekten çekilmez mesela, oluyor yani. Yayında da görmüşsündür belki, Altay'la
Şu anda bakıyorum Görele Spor oynadı. Görele Spor Bal Ligi takımı. Evet. En azından Altay'ın sahasında Menemen'de oynandı. Evet. Görele'nin sahasında oynasan nasıl bir şey olduğunu futbolcular anlatır anca yani. Ama işte işin güzel tarafı da bu Ziraat Türkiye Kupası'nın da zaten amacı, felsefesi. Hani üst grup kategoride oyuncuları, liglerden uzak kalan bazı şehirlerin, bazı taraftarların bu turnuva sayesinde bu ambiyansı yaşamaları. Onlar da o coşkuyla geliyorlar. Zaten maçın zor geçme ihtimali yüksekti. Onu zaten geçen programda da konuşmuştuk. Çünkü Bayas her ne kadar hani bir üçüncü lig takımı olsa da, hani 17 takımlı bir ligde 15. sırada olsa da bir önce Boluspor'u elediler. O Boluspor maçının ben kesit kesit özetini seyrettim. Gerçekten o Boluspor takımının yani %50'si falan oynadı yani. Öyle bir takımla onlar 0-0 kaldılar. Yani 0-0 üzerine de yanılmıyorsam 5-3 gibi Bolu'yu eledi bu takım ki Bolu hani ilk bu turlarda elenmeyi düşünerek gidecek bir takım değil. Tabii. Çıkan kadro da zaten Bolu Spor kadrosu da hani biz elenelim dönelim bir an evvel lige bakalım kadrosu değildi. Tabii o Bolu maçının karakteri belki Payas takımının karakteriyle birebir. Çünkü maçta gol yok 0-0. Hani daha çok sıkıntılı gol pozisyonu sıkıntılı bir maç. Ama Manisa Futbol Kulübü nereye gitse hani kendi karakterini ortaya koymayı becerebiliyor. Şu anlamda ortaya koymayı becerebiliyor. Hani hem atıyor hem yiyor. Evet. Yani o anlamda Manisa Futbol Kulübü'nün maçları gerçekten seyirci anlamında, tribün anlamında ya da televizyondan izleyenler anlamında gerçekten ayrı bir zevk. Yani Payas'a gidiyorsun işte 3-2. Yani 90 dakikada 5 gol. Ki biraz evvel senin söylediğin gibi bence Manisa Futbol Kulübü için önemli birkaç anekdot var. Onlardan en başta geleni İlk defa bu sezon resmi bir maçta hem de iki defa geriye düşüp tekrar maçı eşitleyip hatta kazanmasını bildi. Hani oyuncu seçimlerine baktığımızda geçen hafta da güzel bir sohbet oldu burada. Genelde süre alamayan oyunculardan kurulu. Yedekler. İşte sürekli oynayan bir Erhan vardı. Mehmet Yılmaz vardı ama Mehmet Yılmaz'ı İsmail Hoca sağ önde değerlendirmeyi düşündü. Evet. Ömer'i bekte oynatıp. Onun dışında bir de Oğuz vardı sürekli daha çok süre alan oyuncular içerisinde. Oğuz'u da bir 8 numara gibi kullandı normalde. Hani dörtlünün önünde kullandığımız Oğuz'u bu sefer birazcık daha 8 numara pozisyonda. 6 numara dediğimiz pozisyonda evet. Biraz daha ileri kaydı. Tabii aslında ben Oğuz'a 6'yı pek yakıştırmıyorum ama öyle deniyor yani bizim burada. Yani 8 numara pozisyonuna verdi. Onun dışında yine oyun aslında diğer lig maçlarındaki oyundan ve karakterden çok farklı değildi. Hangi iç saha demeyeyim de daha çok dış saha son 2 hafta Bak deplasmanı ve ondan önceki Gümüşhane deplasmanındaki ambiyans, hava, oyun nasılsa bu maçta öyleydi. O anlamda hani oyunsal anlamda hani beni çok tatmin edecek bir oyun olmadı. Hani beni tatmin edecek oyun olmadı derken tabii ki benim bu takımın oyuncu yapısının kurulumu, oyuncuların birlikte birbirlerini tamlaması, top sahipliği konusu, topa sahipken İşte ön tarafta yetenekli oyuncuların olması. Hani tüm bunları bir araya koyduğumda ben kendi kafamda yani hayal ettiğim bu oyuncu grubunun çok daha efektif, çok daha top sahibi, çok daha oyunun büyük bölümünde rakibini kapatarak bir oyundan bahsediyorum. Yani bu takımın oynaması gereken oyunu. Ancak Payas maçı da öyle oldu. Yani üçüncü ligden bir takıma karşı da hani kendi ligimizde bir deplasman maçı havasında geçti. Hani Manisa Futbol Kulübü'nün ne kadar ayağında kaldıysa top bir o kadar da. Hani Payas Spor'da izledik. Yani dakika olarak hani elimizde bir anekdot yok ama genelde oyunun bana hissettirdiği herhangi bir ağırlığı olmadı şimdi. Yani bizde ne kadar kaldıysa Payas'ta da o kadar kaldı. Hani onlar nasıl hücum etmeye çalıştılarsa Manisa Futbol Kulübü de oyunun büyük bir bölümünde birkaç ayrıntı dışında aynı şekilde oyun planları oldu. Ha, belki sahanın tabii içini bilmiyoruz. Sen de oyuncu arkadaşlardan öğrenmişsin. Saha zemininden de bahsettin. Yani Payas gibi takımın, Manisa Futbol Kulübü gibi bir takımla saha içerisinde, Ziraat Türkiye Kupası'nda da olsa hani eleyebilme, saf dışı bırakabilme oyunu tek. Bu oyun öne uzun oyna, evet. Dönen reboundları al, fiziki kapasiteni zorla, daha çok fiziki bir maç oyna, rakibine olabildiğince ön tarafta baskı yap, hani bir topu alayım, sahip olayım, yok. Duran toplar, kornerler. Bunun dışında yani öyle bir... Doldur, boşalt, kaos evet. Futbolu gibi bir durum. İşte bu duruma sen de aynı şekilde karşılık verince o zaman rakibin kim olursa olsun, belki bir bal takımı da olsa tabii. Şans
şanslı olma noktasına gelebiliyor. Ki bu maçta da işte yani 75'lerde herhalde 2-1 öne geçtiler. Yani gerçekten zor son 15 dakikada böyle bir deplasmanda. Kolay bir şey değil. Ama işte sıkışınca birazcık daha farklı şeyler oluyor. Yine ben geçen programda şöyle bir şey demiştim. Özellikle tandemde arkadaki iki stoper pozisyonundaki yerde farklı oyuncuları deneyebiliriz. Farklı oyuncuları... Sen Emir'i, Çağrı'yı evet, koyabileceğimizi söylemiştin. İşte hocanın dediği Oğuz Kocabal ısrarı olabilirdi. Hani bundan da kastım o oyunun o başlangıç yerinde daha ayağa, daha doğru yere çıkıp üçüncü bölgeye daha verimli bir şekilde gidebilme ihtimaliydi. Şimdi İsmail Hoca tam tersine bizim bütün stoperleri her mevkide bu hafta, bu maçta oynattı. Evet. Yani iki tane o süre almayan stoperle başladık, Taha ve Erman'la. Ondan sonra oyuncu değişikliğinde mesela Salih Zafer ön libero'ya geldi. Mustafa da geldi sonra. Onun sonrasında işte Ömer'i, Sabek Ömer'i hoca oyundan alıp Mustafa Çakır'ı stopere koyup bu sefer Erman'ı santrafora çıkarttı. Yani bir oyunda işte dört tane stoper aynı anda olduğunda hani oyunun ne bileyim oynama kapasitesi de birazcık düşüyor yani. Şimdi eğri oturalım doğru konuşalım yani. Tabii top kontrolü açısından. Teknik olarak. Tabii şimdi açısından. Yani Avrupa'nın marjinal takımları hani o mevkiye orta sahaları özellikle adapte etmeye çalışırken hani orta sahadan bekten oyuncu devşirmeye çalışırken bunun nedeni dediğim gibi oyun kurulumuyla ilgili. Hani dört stoperle bir oyun oynamak çok zor. Gerçekten çok zor. Bu anlamda hani süre almayan bazı oyuncuların da aslına bakarsan hani her ne kadar idmanlarda devamlılıkları olsa da öyle olsa da böyle olsa da oyuna sonradan girseler de o maç trafiği başka bir boyut. Tabii. Bazı oyuncularda onun eksikliğini de hissetmek mümkündü. Bu anlamda bütün oyuncuları hazır tutma anlamında bu kupanın ben çok önemli olduğunu hala bir kere daha bence üstüne basa basa söylemekte fayda var. Ve payası geçtikten sonra bundan sonra muhtemelen seri başı olmayacak. Ya birincilik ya Süper Lig takımı gelecek. Yani benim gönlümden geçen hani üç büyükler, dört büyükler gelsin ki hani biz de yani ya da biz gidelim ama ben isterim ki burada öyle bir maç oynayalım. Burada oynansa daha iyi. Zaten bildiğim kadarıyla şimdi çiftliğe dönüyor. Evet. Şimdi iki maç. Bir içeride bir dışarıda evet. Oynanacak. Evet. Doğru söylüyorsun. Tabii. İki maça sonuç belli oluyor. Bu kadronun üst liglerle ilgili benim yine her zaman söylediğim bu kadro üst liglerde de çok iş yapabilecek bir kadro. Oyun anlamında da daha gidebilecek yeri var dediğimi gösterebilecek bence en iyi sınav, en iyi sağlama hani bir Süper Lig takımıyla karşılaşması. Orada inşallah karşındaki takımın hani oynama isteği de bir tık daha artınca belki bizde de bir tık iki tık daha top sahipliği, topla beraberken yapılacak işler bir iki tık daha öne gidebilir. O anlamda ben olabildiğince en iyi takım çıksın isterim yani ki dün akşam bilmiyorum seyrettiyseniz Tarsus Fenerbahçe maçını seyrettikten sonra benim kendi hislerimi söyleyeyim ben. Hani bu Manisa Futbol Kulübü hani Fenerbahçe ile eşleşse bu takımı eler mi? Eleyebilir bence mi? Bence eler. Yani %50 derim yani eleyebilir. Yani o derecede ben bu kadroya güveniyorum. Hem son iki deplasmandaki ve Payas deplasmandaki oyunlar için demiyorum bunu. Daha iyi olabilme ihtimalleri üzerinden söylüyorum. O anlamda gerçekten kupa hem lansman anlamında hem oyuncuların formda kalmaları anlamında bence değerli bir şey. 15 kişi gitmişiz. 15 kişiyle çıkmışız sahaya. Zaten üçü değişikliği. Bazı oyuncular burada kalmış. Öyle de bir planlama yapmış. Ona da saygı duymakta. Yani saygı duymaktan başka çaremiz yok. Öyle düşünülmüş. Bundan sonra ben dediğim gibi bir Süper Lig takımı gelsin yani. Gidelim. Evet, daha sana da soracağım sorular ama evet. Öncelikle Mahmut. Şöyle hocanın deplasmana 4 yedekle gitmesinin kafasında belli bir plan olduğunun aslında zaten değişiklikleri hesaplamış. Yani en kötü ihtimal Erman'ı santrfor oynatırım evet. Diye düşünmüş ki mesela Serdar'ı veya işte Dilaver'i falan burada bırakmış. Yani onu tamamen hem oyuncuları oraya götürüp yormama, hafta sonu daha önemli bir maç var, lig var. Bu da ligi ne kadar çok önemsediğinin aslında bir özeti. Yani 15 oyuncunun oraya gitme olayı. Çünkü yıpratmamaya bakıyor ligdeki daha fazla süre alan oyuncuları. O yüzden hocanın bu tercihi de aslında kupa mı, lig mi hani tam dengede götürüyor ama asıl hedefi lig. O yüzden hani 4 stoperle dün galip geldi deplasmanda. Başkent Akademi deplasmanında da 1 stoperle galip geldi. Ya bu da aslında Manisa Futbol Kulübü'nün birçok
aslında oyun şeklini denediğini, geliştirdiğini veya en azından her oyun şekline açık olduğunun da bir özeti. Çünkü arada bir 3-4 günlük bir süre var. Yani bir maçı tek stoperle kazanıyorsunuz. Oğuz Kocabal top rakipteyken defansa gelen bir oyuncu, artık onu stoper saymayalım. Payas deplasmanda da hadi Erman'ı santrfor olarak görelim ama sonuçta 4 stoperle sağ içinde ve son 86'dan sonra maç kazanan bir takım var. 2 kez geriye düşmesine rağmen. Payas Spor'a da şöyle bir parantez açmak lazım. Maça çok istekli başladılar. Yani golü bulana kadar, golü atacakları belliydi zaten. Golü istedikleri belliydi. Golü atana kadar her yolu denediler. Ki golü de buldular. Ondan sonra zaten rahatladılar ve maç artık belli bir kalıba oturmaya başladı. Yani ben dedim ki gol biraz daha erken gelsin. İçimden tabii söylüyorum bunu ama gol biraz daha erken gelsin ki rahatlasın adamlar. Çünkü inanılmaz bir hem tribünde hem de saha içinde inanılmaz bir istek var. Çünkü onlar bu tarz başarılara falan daha aç bir coğrafya. O yüzden hani bizden belki daha çok bir Süper Lig takımını oraya isteyebilirler. Ona da saygı duymak lazım. Ama işte iş saha içinde maç oynama pratiğine geldiği zaman Manisa Futbol Kulübü'nün içeride dışarıda, kupada, ligde her türlü ağırlığını ortaya koyduğunu hani söyleyebiliriz. Zahit oyuna girdikten sonra, ki 90+3'te de olsa ceza sahası içinde o dakikada o golü atmak kolay bir şey değil. Ya yani o soğukkanlılığı, o sabrı göstermek kolay değil. 90+3'te de olsa kendinden bir emin bir takım var. Ya maç uzatmaya da gidebilirdi 2-2. Penaltılara da gidebilirdi, hiç sorun değil ama rakip artık bunun farkında. Rakipler diyelim bunun farkında. O yüzden Payas'ın ilk 20 dakikası dışında, çünkü Payas ilk 20 dakikada çok ısırdı. Onun dışında aslında beklenen bir oyundu. Senin söylediğin şekliyle süre almayan, az sürelikte az süre alan oyuncuların daha çok oynadığı bir kadroda. Ya ben açıkçası Payas'ın stadı beni çok huylandırdı diyeyim. Yani ben o tarz stadları hiç sevmiyorum. Birincilikte de Ümraniye'de öyle bir stad vardı. Fatih Karagümrük'ün de stadı öyle tuhaf bir stattı. Yani havaya giremiyorsunuz, futbolcusunuz evet, sonuçta. Bazı genç arkadaşlar var, belki idealleri büyük takımlarda oynamak, Avrupalarda oynamak, oradaki statları hayal etmek ama yani o maça çıktığınız zaman, o stada çıktığınız zaman da ne bileyim yani böyle hani insanın oynayası mı gelmiyor ne bileyim. O yüzden herkes o tarz 10 bin 20 bin lira oynamak istiyor. Tabii stadın şeyi olarak yani projesi. Yani o stadın dizaynı yani. O çok konsantre olamaz futbolcu o statta, ciddi söylüyorum. Yani çünkü sadece o protokol tribünü, onun sağ solu, onun dışında kale arkası yok. Bizde kale arkası var, deplasman tribünü var. Tamam, onlarda deplasman tribünü ve kendi tribünleri yan yanadır zaten veya biri bir uçtadır, diğeri diğer uçtadır. Ya o tarz statlarda bilmiyorum, konsantre olmak zor. O yüzden her haliyle zor bir maçtı zaten. Bunu da öncesinden söylemiştik. Tabii burada galip gelmek, yani kupada olsa her maçta galip gelme alışkanlığını kazanmak takıma daha fazla özgüven kazandırıyor. Yani biz bu maçtan mağlup da dönebilirdik ama yani orada hani az süre alan oyuncuların işte 4 stoperli Erman'ın santrfor oynadığı bir oyunda da kazanabiliyorsak bu takımın artık belli bir aşama kaydettiği ve istediği zaman oyunu kendi lehine çevirebileceğinin de en iyi örneğiydi. 75'ten sonra 2-1 geriye düştü. Ondan sonra 86'da bir Sinan'ın penaltı golü var. Evet. Ve Zahit'in golü 90+3'te. Yani o son 10 dakikalık kısma bile, 9 dakikalık kısma bile 2 gol sığdırmak ve maçın seyrine, yani 86'ya 85'e kadar Payas taraftarı veya Payas teknik heyeti işte biz tamam tur bizim, bir üst turdayız hayalini son 9 dakikada yıkan bir Manisa Futbol Kulübü var ki zaten bunun şeyini de, o stresini de sağ kenarındaki hocaları sanırım kırmızı kartla oyun dışında kaldı. O da onu gösterdi yani. Evet. Çünkü hayalleri yıkıldı. 85'e kadar hayallerde sıkıntı yoktu. Tur atlıyordu. Belki bir sonraki turda hangi takım gelecek? Kim geliyor diye ya, çünkü 3. lig 2. grupta 17 takımlı bir ligde 15. sıradasınız. Yani kupadan başka hayaliniz olamaz. Var mı şu an Payas'ın kupadan başka hayali? Ligde en kalmak. En azından
Tabii, ligde büyük kalmak, takım görme açısından tek o var. Şu an iki hayali var. Bir ligde kalmak, evet. İki Süper Kupa, Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük bir takımla Payas'ta veya dışarıda oynamak. Yani başka bir hayali yok. Evet. O yüzden bizim yani onların daha çok istemesi bu anlamda doğal. Çünkü biz ligde lideriz, namağlubuz, işte 28 puanımız var. Domine ettiğimiz bir ikincilik beyaz grupta oynuyoruz. Birincilik hayalleri kuruyoruz. Ama onların hayalleriyle bizim hayallerimiz arasında fark olunca onların daha çok istemesi, daha çok istekli başlaması çok doğaldı. Ama işte o hayalleri bile son 9 dakikada yıkan bir takım var önümüzde. O yüzden yani kupada olsa da kazanması çok önemliydi. Tarsus İtman Yurdu'nu da izledik Fenerbahçe'ye karşı. Attıkları gol bir savunma hatası Fenerbahçe'nin. Orada Altay'ın aşırı özgüvenli bir oyuncu ve günümüz kalecilerinin aslında günümüz kalecilerinden istenen oyunu oynuyor şu an Altay. Çünkü oyun kaleciden başlıyor artık. Evet. Avrupa takımları, büyük takımlar bunları yapıyorlar. Geriden başlıyorlar. O yüzden Altay'ın orada çok da topla oynama isteğini anlıyorum. Ama orada hata geldi ve Tarsus İtman Yurdu golü attı. Yani Fenerbahçe'nin orada az süre alan oyuncuları diyoruz ya, az süre alan oyuncularının bir kısmının hala hazır olmadığı ve maç eksiği olduğu çok bariz ortadaydı. Mevlüt Erdinç'in özellikle ben artık yani sahada dolaşıyordu çünkü belli bir süreden sonra. O yüzden Tarsus İdman Yurdu ve Fenerbahçe maçını izledik ama bir şey değil, bir ölçü değil lig için. Lig daha başka bir arena. O yüzden pazar günü Tarsus İtman Yurdu'nu az çok ne kadar izleyeceğimizi, hangi oyuncuları izleyeceğimizi biliyoruz ama hani pazar günkü maç öncesinde bir şey değil, bir argüman vermedi bize açıkçası. Zaten onlar da normal ideal 11'leriyle oynamadılar. Oynamadılar. Tabii, onların da ideal 11'leri değildi. Onların da ideal 11'leri değildi. Birkaç oyuncu vardı ideal 11'den oynayan. Yani onların da aslında hedefinin lig olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Ama işte 20 bin taraftar vardı sanırım statta, Mersin stadında. Mersin'de oynadılar. Ki çoğunluğu Fenerbahçe taraftarıydı. Tabii Mersin İdman Yurdu'nun o düşüşünden sonra... Oralarda da çoktur. Büyük takım hiç oynamıyordu yani. Doğrudan bir düşüşü vardı Mersin İdman Yurdu'nun da. O tarz Mersin kentinde futbola aç herhalde. Birçok taraftar gördük Fenerbahçe formalı. Daha çok Tarsus İdman Yurdu'dan ziyade Fenerbahçe formalı. Yani oradaki... Olay tabii başka ama pazar günü daha başka bir maç bekliyor. Tarsus İtman Yurdu Fenerbahçe maçının dışında. Evet. Bu hafta tabii biraz daha hem Manisa FK hem Akhisar Spor konuşmak için biraz daha fazla zamanımız olduğu için bunu rahatça sorabiliyorum. Özellikle sana sormak istiyorum Ufuk abi. Bu hafta özellikle kupada Erman, Ömer, Emir ve Taha. Bunlar ligde şu anda ana olarak görev almayan oyuncular. Onları nasıl buldun? Ya öncelikle savunma ikilisi normalde Mustafa ile Salih'e alışıktık. Erman'la Taha oldu. Sağ bekte Ömer'i gördük. Bir de Emir'i gördük orta sahada. Geri kalan yine az çok rotasyonda var. Şimdi sezon başında takım toplanıyor. Malzemeler alınıyor. Kampa gidiliyor. Ondan sonra kampta herkes eşit çalışıyor. Herkesin forma şansı eşit. Orada oyunlar oynanıyor. Antrenmanlar yapılıyor. Maçlar yapılıyor. Ve artık yavaş yavaş hazırlık maçlarından sonra takımda daha çok süre alacaklarla daha az süre alanlar zamanla birbirinden ayrılıyor. Şimdi kamp dönüşü bir takımın oyuncu profiline ve tabii ölçüyor artık bilim bütün oyuncuların hangi seviyede olduğunu. Kamp öncesi ölçüyor, kamptan sonra ölçüyor, devre arası ölçüyor. Ondan sonra sezon başı yollamadan oyuncuları yine birçok kulüp hangi değerde oyuncuları yolladı görmek için, dönüşte nerede geldiklerini görmek için ölçüyorlar. Bunlar artık ölçülebilir şeyler. 26 kişilik bir kadronun 26'sının da hepsinin de eşit şartlarda başladığı, neredeyse kampı eşit şartlarda bitirdiği bir ortamdan sonra her oynanan hafta, her geçen maç sonrasında oynayan oyuncularla süre almayan, daha az süre alan oyuncular arasındaki makas açılıyor. Evet. İşte mühim olan bu makası bir teknik adamın ve heyetinin olabildiğince kapalı tutacak şekilde ekstra idman mı olur,
ekstra hafta içi takım mı bulunur? İşte U21'lerim vardı eskiden, onlarla maç yapıyordum. İşte U19'unla mı yaparsın? Başka bir bal takımıyla mı yaparsın yakın coğrafyadaki? Bunlar çok önemli. Yani lig dediğin şey 34 maç. Gerçekten çok uzun bir periyot. Ve hani işte Volkan gibi başına böyle olmayacak bir kaza geldiğinde bunun sayısı 2'yi 3'ü de bulabilir. Ki Fenerbahçe'de arda arda gidiyor mesela öyle bu işler. Yani bir kabusa dönüşebilir. O yüzden oynamayan oyuncuya bir teknik heyetin daha fazla süre alan oyuncudan daha fazla hem mental hem de fiziksel olarak ağırlık vermesi gerekiyor. Türkiye'deki teknik adamların bence en büyük eksikliklerinden birisi bu. Yani benim aktif profesyonel futbolculuk hayatımda tabii o zaman hikayeler çok başkaydı futbolda. Ama şimdi hani yeni nesil, yani biz o zaman ne derler, hani bir tane şey vardı, joystick vardı böyle. İktire iktire hani bir oyun vardı, futbol oyunu vardı, onu oynuyorduk. Ama şimdi yeni neslin ilgilendiği, yeni nesli ilgilendiren böyle ne bileyim ilgi alanları, hobileri, işte oyunlar falan çok bambaşka bir şey oldu. Yani teknik ekiplerin de bu anlamda mutlaka ve mutlaka gelişebilmeleri gerekiyor. Bu senin sorduğun soru da tamamen bence bununla alakalı. Tamamen teknik heyet üzerinden konuşulması gereken, tabii oyuncu da isteyecek bu tip bir şeyi. Onun üzerinden konuşmakta, daha geniş bir alanda konuşmakta fayda var. E şimdi biraz evvel de yani fark açılmış. Yani oynayanla oynamayan arasında fark açılmış. Bu zaten doğal. Bizim doğal olmayanı yapıp hepsini hazır tutmamız lazım. Ben Ferhat'ta bile hani Erman'ı geç, Ömer'i geç. Ömer kadro da yapmıyor 2 haftadır, 3 haftadır. Tabii. Hani Ferhat hani oynamayanlar arasında en fazla süre alan oyuncu. Ama Ferhat'ta bile ben zaman zaman bunun farkına varıyorum yani. Bu çok önemli bir şey. Ve hani bu yıl birazcık kış geç gelmek üzere gibi, geç geliyor gibi. Sahalar hala istediğimiz gibi. E takımın da yaş ortalaması bence diğer takımlara bakıldığında hani tecrübe olarak da hani yaş olarak da daha yükseklerdi. Bu anlamda yani bu takımın kaderini belirleyecek en önemli ya da sorun yaşayacaksa bir alanda sorun yaşatabilecek en önemli argümanlardan birisi oynamayanların hazırlığı, süre almayanların hazırlığı. E şu anda tabii doğal olarak hiçbirisi bu pozisyonda değiller ama hani isteriz ki haftalar ilerledikçe bu makas daha da açılmasın. İşte o yüzden ben yine üstüne basa basa yine söylüyorum. Yani bu hani 2 maç olması mesela yine oynamayan oyuncu grubu için güzel, yani iyi bir şey, alternatif yani. Yani 2 maç 2 maçtır oynamayan oyuncu için. 2 tane 90 dakika çok önemlidir. Ama şöyle bir durum var ki eğer ki olur da büyük bir takım çıkarsa, yani Beşiktaş, Galatasaray, evet, Fenerbahçe gibi bir takım çıkarsa as oyuncuları oynatman gerekecek. Yani ya şimdi ben genelde, evet ben genelde şunun üzerinden giden bir insanım. Yani hani nasıl ligde birileri hak ederek oyuncu grubu, bir oyuncu grubu hak ederek istenileni vererek orada devam ediyor. Benim gönlümden de geçen bu tarafta hak ederek, yani bu işi isteyerek, bu işi koparanların devam etmesi gibi geliyor bana. Tabii birçok kulüpte bu benim dediğim şekilde devam etmiyor işler. Ama yani bence hani kadrosu ayrı, kupa kadrosu ayrı. Yok yani bir ortalama yapılabilir yani. Hani 6'ya 5, 7'ye 4. Zaten yine öyle oluyor. 5'e 6. Derinlik yok sakatlıktan, evet, ötürü. Ama işte 2 tane daha oyuncu gelecek. Umudun geçmek üzeredir muhtemelen. Evet. Ve ben Volkan'da da şeyi görüyorum yani. Geçen iç saha maçında bizim maçı anlattığımız yerdeydi. Daha erken dönecek gibi. Ben yani sezon bitmeden sonlarında 8-9 hafta önceden kadro yapmaya başlayacağını düşünüyorum. İkinci yarının başında bekliyorum ben. Yani öyle bir hava algıladım. Bilmiyorum, Devres kampı görürse. Teknik olarak öyle bir şey mümkün mü ama o pozisyonla. Bu arada işte bu yeni nesilden bahsettim. Onunla ilgili ufak bir şey anlatayım hazır oraya gelmişken. Kulübün anılarında var. Almanya'da Bayern Münih'le diyor oynayacağız diyor. Aldım diyor takımı diyor motive etmem lazım diyor. Aldım çocukları karşıma diyor. İşte diyor Rocky'nin filmini diyor. İşte dağda diyor koşuyor ediyor. Şunu yapıyor bunu yapıyor diyor. Başladım diyor anlatmaya diyor. İşte o Rus'u diyor söyledim diyor. Boş boş diyor bana bakıyorlar diyor. Bitti diyor anlatmam diyor. Ben diyor doldum diyor çıksam diyor. Ben oynayacağım ben atacağım golü diyor. Ondan sonra diyor çocuklardan biri sordu diyor. İşte o Rus'u için. Evet. Hoca demiş koç kim bu yani? Ya çocukların hiçbirisi o filmi seyretmemiş yani. O jenerasyon kuşak değil yani. Kuşak farkı var. Yani bence Türkiye'deki en önemli üzerinde durulması gereken konulardan biri. Yani yeni nesil, yeni kuşak, yeni nesil, yeni kuşak
antrenörler, teknik adamlar da istiyor ama hani eski de olsa hani yeniye adapte olabilecek bir teknik heyet çok önemli. Yani yeni Kaptan neslin... Amerika falan izletmesi lazım o zaman. Ondan sonra diyor farkına vardım diyor, ben yanlış filmi diyor seyrettirmişim yani diyor. Yani çok önemli. Evet Mahmut, senden de alalım. Taha, Erman, Ömer ve Emir'in performanslarını nasıl buldun? Ya Ufuk abi de biraz önce söyledi. Ligde az süre alan oyuncular, yine işlerinden en istikrarlı hani maçtan sonradan dahil olan Ferhat sayabiliriz. Çağrı'yı sayabiliriz. Emir'in var böyle bir iki maç sonradan oyuna dahil olduğu. Onun dışındaki oyuncular Ömer bayağıdır formaya uzak. Ama yani bu oyuncunun tamamen kendi kişisel kariyeri ve kendi kişisel hedefleriyle alakalı. Tamam, teknik heyet, ekstra idmanlar, ekstra maçlar bunları yapabilir, devam ettirebilir ama bir oyuncu da sürekli kendini hazır tutma zorunda. Yani onu kendine bir alışkanlık haline getirmesi lazım. Bu işin en zor kısmı Mahmut, psikolojik olarak hazır bulunma. Yani yani yöneticiler tarafından da aynı hatalar oluyor. Hani bu kulüpte oluyor anlamında söylemiyorum. Yani oynayana bir ilgi gösteriyorsan, oynamayana iki göstermek zorundasın ki yani o oynamayan oyuncu grubu soyutlar işin içerisinden kendini. Yani bir adım geriye atar yani. Evet. Kendini birazcık faydasız görür, yararsız görür. Hani işte bu tamamen bir takımın yönetilmesi dediğimiz şey, hani idare edilmesi başka bir şey. Yönetilmesi bu. Yani o çocukların hani oynayanlardan daha fazla ilgiyi görmeleri gerekiyor ki o hani kendi istemesi konusu o da istesin yani. Ya tabii bunun birçok ayağı var. Hem psikolojik dediğin gibi, hem yönetimsel, hem teknik olarak. Makas kısmına geldi. Hani o oynayanlarla oynamayanlar arasındaki makasın bu kadar açık oynamasını yine Mevlüt Erdinç örneğini göstereceğim. Yani Fenerbahçe gibi üst düzey bir şampiyonluğa oynayan bir Süper Lig'de, şampiyonluğa oynayan bir takımda bir oyuncunun bu kadar hazır olmamasının aslında futbolun da, ülkedeki futbolun da bir özeti diyebiliriz. Bunu Manisa Futbol Kulübü için sadece söylemiyorum. Birçok kulüpte aslında yine oyuncunun kendinde bitiyor işi. Yani Mevlüt Erdinç önünde Vedat Muriç var ve Vedat Muriç şu an altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Ama Mevlüt Erdinç'in de bir kariyeri var. Fransa Lig'de, Fransa'da birçok takımda üst düzey futbol oynamış, milli takımda üst düzey futbol oynamış bir oyuncu. Onun eğer Süper Lig'de, üst seviyede bu tarz bir formsuzluğu ve maç eksiği bu kadar bariz belli oluyorsa, alt liglerde de tabii bunun yani benzerleri vardır ama bu oyuncunun tamamen idmanlarda ve idman dışında ekstra çalışmalarla az da olsa veya biraz da olsa giderebileceği konular bence. Çünkü fiziksel gelişim olarak şu an dünyada sayabileceğimiz birinci oyuncu Cristiano Ronaldo. Yani kendini fiziksel olarak en iyi geliştiren oyunculardan biri. Onun da yani takımla idmanlar var. Zaten Ronaldo başka bir oyuncu ama ekstra. Yani onu bu hale getiren ekstra idmanları ve ekstra motivasyonu. O oyuncular eğer bu ekstra çalışma azmini ve motivasyonunu bırakmazsa o makasın biraz daha kapanacağını düşünüyorum. Ha bunun içine işte Ufuk abinin söylediği gibi ekstra hazırlık maçları, U19'da maçlar, ekstra antrenmanlar, bunların hepsini sayabiliriz ama ne olursa olsun bir oyuncu bir maça çıkıyorsa %100'ünü vermeli ve mental olarak her maçta %100 hazır olmalı. Çünkü lig uzun bir maraton. Yani bu takıma gelen birçok oyuncu da zaten kadroya baktığı zaman ve ilk 10 haftaya baktığı zaman aslında forma şansının zor olduğunu, çok zor olduğunu görebilir. Onun yüzden en büyük motivasyonu da bu olmalı. Ya bu kadroya girmek en büyük motivasyon olmalı. Bu doğrultuda çalışmalı. Ya burada oyuncular kendi açılarından öz eleştiri de yapabilirler. Yani çünkü teknik kadroyu suçlamak işin en basiti. Yani hoca bana forma vermiyor. Ama istemekle alakalı bu tamamen. Oyuncunun da ne kadar istediğiyle alakalı. O yüzden çok iyi bir kadrosu var Manisa Futbol Kulübü'nün. Sahaya çıkan ilk 11 az çok ilerleyen haftalar geçtikçe ilk 11 belli. Ya bu ilk 11 ve ilk 18'e girecek her oyuncu ekstra motive olmalı ve ekstra çalışmalı. Çünkü bu kadroya girmek ciddi emek ister. Bu emeği, bu çabayı sarf etmeleri lazım. Ben öyle düşünüyorum.
Şu anda da bunu gösterebilecekleri en doğru platform, en yakın platform Kupa. Kupa. Senin bu konuda özellikle... Israrım ondan. Israrım mesela Sinan bu konuda kendisini çok hazır tutuyor. Evet. Yani ben, yani mesela işte... o penaltıyı sadece penaltı attı diye değerlendirmemek lazım. Çünkü o penaltıyı atmak da kolay değil. Evet. Sen 86'da geri düşen bir takımdasın. Sinan'ın penaltı golünün dışında yani. Gümüşhane'de attığı gol, Başkent Akademi deplasmanında tabii. attığı gol... Yani Sinan'ı sadece bu kupa maçında değerlendirmemek lazım ama yani Sinan dediğin gibi bu anlamda kendini en çok hazır tutan ve şu an hani her ne kadar 11'e giremese de takımın vazgeçilmezleri arasında. Şu anda öyle oldu yani. Yani hocanın bir silahı oldu artık. Bunu da kendini bu şekilde kanıtladı. Yani bir zamanlar işte Semih Şentürk için yani yedekten gol kralı oldu. Nöbetçi ya bunun golcü. Bir, ya tabii nöbetçi golcü. Bunun bir şeyi yok, bir sınırlaması yok ama ha hocanın da bir tabii hak, ona da hak vermek lazım. Bir 11'le çıkması lazım. Bir oyun planı var yani. Serdar var elinde, Sinan var. Ya ona göre bir oyun planı yapıyor, ona göre bir şablon hazırlıyor. Ve bu anlamda da doğru gidiyor aslında işler. Sinan'ın sonradan ikinci santrafor olarak oyuna girmesi ve skora direkt katkı yapması. 6 puanı var Sinan'ın şu an. Yani bu azımsanacak bir konu değil. Bir de turu var. Bir de turu var. O yüzden Sinan bu anlamda hani örnek gösterebileceğimiz ender oyunculardan biri. Onu da işte ekstra çalışıyor demek ki ve kendini motivasyon olarak sürekli hazır tutuyor ki bunu da zaten oyuna girdikten sonra gösteriyor. Evet, Manisa Futbol Kulübü'nü noktalamadan önce bu hafta sonu oynanacak lig maçını da değerlendirmenizi istiyorum. Tarsus'a bakarsak şu an kupada 3-1 Fenerbahçe'ye mağlup oldu dün. Ve son 3 maçında mağlubiyet, beraberlik, mağlubiyet. Ve son 3 maçında golü yok. Evet. Tuh. Dün Fenerbahçe'ye dün attılar. O da gol sayılmaz. Yani, tamamen savunma hatası çünkü. Bu hafta nasıl bir maç bekliyorsunuz? Yine birkaç pozisyonları var. Şimdi Tarsuslu oyuncuların yerine koyayım kendimi. Yanılmıyorsam geçen hafta değil, evvelsi hafta bir deklarasyon, bir mektup yayınladılar. Evet. Mektupta şunu söylüyorlar. Biz bugüne kadar yaptığımız mukaveleler karşılığında işte 4. 5. hak edişimizin hiçbirisini alamadık. Ama ona rağmen biz bu formanın hakkını vereceğiz. Hukuken burada olmamız gerektiği süre boyunca biz bu takımın hak ettiği şekilde, yani ücretlerimizi almasak da, sorumluluklarını bu kulüp yöneticilerinin yerine getirmese de biz elimizden geleni yapacağız diye. 2 hafta evvel yayınladılar. Şimdi bu Fenerbahçe ile eşleşmeleri, üzerine de Manisa Futbol Kulübü ile deplasmanda Manisa'da oynayacakları 2 maç, bence bu oyuncu grubunun motivasyonunu son kez üst seviyede tutan 2 tane neden. Evet. Onlardan biri bitti. Yani başarılı da diyebiliriz yani. Başarılı da bitti onlar için. Hani bence öyle yani. En azından gol attı. Yani bence öyle. Oyunun bazı bölümlerinde de fena gözükmediler yani. İşte en son motivasyonları da en son kurşunları da Manisa'da. Yani ondan sonra artık bu Tarsus takımından hiçbir şey bekleme. Yani çok dik, çok keskin bir düşüş muhtemelen ki yani 4. 5. hak edişlerinin ödenmemesi çok enteresan. Hani peşinatı alırsın, bir şey daha alırsın. 2 hani 3 4 ödenmez tamam ama 4 5 diyorlar yani gerçekten ciddi bir rakam. Tarsus takımı çok uzun senelerdir hani Fenerbahçe bağlantısıyla birkaç tane altyapısından oyuncu alıyor, oynatıyor. Ama yani çok savruklar ve çok kötü transfer politikalarıyla gerçekten çok paraları har vurup harman savurdular. Yani klasik bir Türk takımı yani. Klasik bir Türk kulübü yani. Filmin sonu Mersin İdman Yurdu gibi olmasın? Tabii oraya gidiyor. Yani yoksa hani böyle bir oyuncu grubunu toplamışsın. Yani değerli oyuncular var içlerinde. Yine Fenerbahçe'den oyuncular var. Yani bu kadar hani maddi olarak bu kadar aksamamaları lazım. Bu da onlar için iyi bir işaret değil. İşte bu motivasyon son kurşun dediğim burada ama yani futbol dediğimiz şey evet moral motivasyon ama bir de karşındaki rakiple ilgili bir şey. Yani özellikle iç saha maçlarında hem atan yani 7'inden fazlasını atan bir Manisa Futbol Kulübü var. Bence moral motivasyon olarak da hani bu turun geçilmesi bence yine çok faydalı oldu. Her ne kadar hani çok tur önemli değildi. Yani belki de kurtulduk denecek bir maçtı aslında Payas maçı. Kimisi de öyle görüyordu. İçeriden de öyle görenler olabilir. Ama ben yani bir itici güç olduğunu düşünüyorum. Yani özgüven birazcık daha ön plana, bir tık daha öne çıkmıştır diyorum. Yani Tarsus maçının ben zor geçeceğini düşünmüyorum.
Hani dünkü kadrodan en az yine 3 tane 4 tane 11'inde oynayan oyuncuları var. Onları bilerek, bundan önceki mesela Samsun-Tarsus maçını seyrettim 90 dakika. 5-0 bitti. O maçı da dikkate alarak hani normal şartlarda. Hani hep diyoruz ya Manisa Futbol Kulübü'nün rakibi yine kendisi. Yine bu maç da öyle. Yani Manisa Futbol Kulübü'nün bu ligde rakibi yok. Yani bu böyle bilinsin yani. Rakip kendisi. Yine bol gollü. Çok bol gollü bir maç. Ama umarım hani bizim daha gol görme sayımızı kalemizde düşük tuttuğumuz bir maç olur. Ama onlar da o anlamda etkili oyuncuları var yani. Gol pozisyonuna giriyorlar. Ben yine rahat bir maç. 5-6 golü bulabileceği. Konya maçı gibi bir şey bulacağız. Evet. Yani. Öyle bir maç hep hayalimde var. Umarım öyle olur. Hani bu tip maçlarda da birazcık skoru yakaladıktan sonra daha doğru oyuna evrilebilirse bizim takım, daha doğruyu oynayabilirse, hani skoru bulduktan sonra hani işi idare edeyimden çok ya biz nasıl olsa skoru bulduk. Hani evet devam yani. Biz daha doğru oynayalım, daha doğru iş yapalım. Onu becerebilirsek hele o zaman tadından yenmez bir maç olur yani. Mahmut? Yani Fenerbahçe ve Tarsus İtman Yurdu arasında oynanan o kupa maçının hani ölçü olmayacağını zaten biraz önce de söyledik. Lig başka bir arena. Onlar için de, bizim için de. Ya işte dün Fenerbahçe karşısında birkaç pozisyonları vardı ve golü attıkları pozisyonda da işte Altay'ın bir hatası vardı. Altay ve Rami'nin. Öyle golü buldular. Ama hani dedin ya 4. 5. hak edişlerini alamayan bir oyuncu grubu var. Fenerbahçe maçı da o anlamda onlar için bir aslında şey ne bir sınav. Yani kendilerini gösterme açısından devre arası yaklaşıyor. Devre arasında transfer yapma açısından Fenerbahçe'de aslında onlar için o anlamda önemli bir sınavdı. Kendilerini gösterme açısından. O yüzden o maçta o maçın motivasyon illaki farklıdır. Yani o maçla Manisa Futbol Kulübü arasında oynanacak maç arasında motivasyon olarak bir fark illaki olacaktır. Sonuçta ulusal televizyondan bir yayın var ve statta 20.000 seyirci var. Yani iki maç arasındaki her şeyden önce motivasyonun Tarsus İtman Yurdu açısından farklı olacağını düşünüyorum. Ben de Ufuk abiye katılıyorum. Yani bol gollü bir maç olacak ve Manisa Futbol Kulübü'nün hani rahat kazanabileceği bir maç Tarsus karşısında. Tarsus şöyle bir farklı bir takım. İç sahada zor bir takım. Onun dışında deplasmanlarda çoğunlukla sıkıntı yaşayan bir takım. Manisa Futbol Kulübü de iç sahada ligin en iyisi. O yüzden o dengeyi de düşündüğümüz zaman rahat bir mücadele olacağını söyleyebiliriz. Yani yine lige döneceğimiz zaman hoca 15 kişi götürmüştü Payas deplasmanına. 15 kişi burada kalmıştı. Onlar o arada tabii burada çalışmışlardır ekstra. Kendilerini hazır maça hazır hale getirmiştir. O ilk 11 düzenli ilk 11'de oynayan oyuncu grubu. O yüzden Manisa Futbol Kulübü'nün hedefi TFF 1. Lig, lig şampiyonluğu sezon sonunda ve bunu haftalar öncesinden aslında ilan etmek, son haftalara o stresi yaşamadan bırakmak. O anlamda her ne kadar kazanarak gitse de işte takımda bir rehavet olur mu olmaz mı? Ben rehavetin çok minimum seviyede olacağını düşünüyorum. Çünkü şampiyonluğa aç bir camiayız Manisa şehri olarak. Şampiyonluğa aç bir yönetimimiz var. Şampiyonluğa aç bir oyuncu grubu var. Ve teknik adam da tecrübeli bir teknik adam. Bu liglerde birçok kez şampiyonluk yaşamış bir tecrübeye sahip. O yüzden Manisa Futbol Kulübü'nün bu uzun vadedeki hedef doğrultusunda özellikle iç saha maçlarında her maça galibiyet gözüyle yaklaşacağını ve öyle performans sergileyeceğini düşünüyorum. Tarsus İtman Yurdu da bu maçlardan sadece biri. Evet diyelim. Manisa Futbol Kulübü'ne eklemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Manisa Futbol Kulübü'nde o zaman bu haftalık noktalayalım. Bu hafta zaten ikinci kez konuşuyoruz. 3-2'lik galibiyetle Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı temsilcimiz. Ve bu hafta da evinde pazar günü 13.30'da Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Şunu da hatırlatmakta fayda var. Bunun ardından 2 hafta ard arda deplasmana gidecek Manisa Futbol Kulübü. Ondan dolayı takımınızı en azından 20 gün göremeyeceksiniz. Bu keyifli maçı izleyerek en azından bir 20 günlüğüne gol şöleniğine tanıklık etmiş olursunuz diyelim. Ve hemen Akhisarspor'a geçelim. Akhisarspor
TFF 1. Lig'de Osmanlı Spor'la karşılaşmıştı. 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı sahadan ve ligin zirvesinden biraz uzaklaştı. Ufuk abi. Ya Akhisar beni çok enteresan kariyerim gerçekten boyunca yani. Hiç yanıltmıyor ya. Yani sağ olsunlar Akhisar'la ilgili ne düşünüyorsam Süper Lig'deyken de öyle. Yani ne düşünüyorsak aşağı yukarı hepsi cuk cuk oturuyor yani. Şimdi yani skor tahmin etmedin ama kimin kazanacağını söylemiştin ya. Skorda çok sıkıntılıyım ya. Ciddi söylüyorum hani. Oğlum, bazı oyunlar var ya soruyorlar şimdi. Sosyal medyada yazıyoruz ediyoruz. İşte abi şu maç ne olur bu maç ne olur. Valla böyle oynanır ama skor ne olur bilmem onlar diyorum. İşin biraz daha bahis kısmındalar. Ama yani gerçekten skor kısmında ben cidden çok sıkıntılıyım yani. Ama hani genel bir böyle sezon başında birkaç maçı hazırlık maçlarını seyrettikten sonra oyun olarak yanılmıyoruz da ama skor olarak zaman zaman yanılıyoruz. Ya Osmanlı maçı nasıl oynanır? Hani maç oynanmadan bir söyle anlat deseler yani bunu anlatırım. Yani maçlarım böyle geçer böyle geçer. Ha, arada olmayacak bir şey olur. Olmayacak bir şey olur. Gider Akhisar gol atar kazanır gelir. Hani Osmanlı'yı deplasmanda yenemez mi? Akhisar takımı yener. Ama işte böyle hani bir kere yenersin iki kere yenersin yani. Bilemedin üç kere yenersin. Hani lig çok uzun bir kadraj ve bu kadraja, bu 34 maça böyle rastlantısal galibiyetler üst üste arka arkaya gelmez. Yani ne diyorum? Yani oyun büyük sıkıntılı. Hocanın kadro tercihi büyük sıkıntılı. Oyun sıkıntılı. Yani ne olur? Arkasından ne olur yani? İşte Süper Lig'den düşen bir Akhisar. Yani forması var, ismi var. İşte en son iki tane kupa kazanmış bir takım. Normal şartlarda diğer takımlara baktığında hani kadro olarak da hani çok ligi yakından takip etmeyen için belki kadroda iyi gibi durabilir. Yani der ki adam hani ben kadroyu beğenmiyorum derken birisi de der ki ya öyle diyorsun ama abi bak işte Burhan var, Erhan var, şampiyonluk yaşamış. Muhammed Reis Çikilaşi var, Muhammed Reis var, işte Alperen var, işte Sabek Vırsayeviç var falan var filan var ama yani öyle değil. Bu yıl esas Manisa Futbol Kulübü'nü yine ilgilendiren bir kısmıyla gireyim yani. Oyuncu grupları hoş ama oyunları ve teknik heyetleri boş bir TFF 1. Lig var. Yakın bir gelecekte de bu yönetsel kafayla daha öne değil, yıllar geçtikçe daha da bu anlamda geriye gelen bir lig var. Yani şimdi bakalım şöyle bir sıralamaya. Ümraniye lider. Ne yapmış abi? 9 maç oynamış, 2 maç berabere, 2 maç mağlup. Evet. Yani neredeyse %45'i mi oluyor? Yarısından biraz daha. Ha, %45'ini kazanamamış yani bu kulüp, bu kadro. Lider. Lider. Yaklaşık ben 9 maçlarının 7 maçlarını 90 dakika seyrettim Ümraniye'nin. Bu takımdan 1-2 olur mu? Mümkün değil, olmaz. Ama olacak gibi görünüyor. Olur, nasıl olur? Kendinden daha kötüler devam ederse olur. Yani ligin ilk haftasında da Akhisar için aynı şeyi söylemiştim. Akhisar'dan olmaz. Ne 1 olur ne 2 olur. Ama olur mu olur, nasıl olur? Diğerleri daha kötüdür Akhisar'dan, olur. Yani Akhisar daha kötüyü arıyor. Ama birçok daha kötüyü arıyor yani. Şimdi Ümraniye'den olmaz. Hatay'ın hala İlhan Hoca'yla devam eden bazı alışkanlıkları var. Ben de bu alışkanlıkların çok uzun süreli sürdürülebileceği tarafında değilim. Hatay bence oyunsal anlamda İlhan Hoca bıraktığında yani bu ligin en iyi oyunu ve aşağı yukarı hani zirveden de bir iki basamak aşağıdaydı. Ama ben Hatay'ın da üzerine çizeyim. O alışkanlıkları sürmez. Şu anda en iyi oyunlardan birini oynuyor Fatih Karagümrük. Evet, enteresan. Ligin en iyi oyunlarından birini oynuyor. Gerçekten. Oynayan bir oyuncuyla. Erkan Zengin geçen yıl çok eleştiriyordum. Bu yıl da bir level day atladı. Ligi değildi ama geçen sene. Belki de öyleydi. Hatta zararlı oluyordu. Ama bu yıl o kadar basit, o kadar verimli oynuyor taktiği ki. Belki de kendisine verdiği için. Belki ona bağlayacaktım. Belki de teknik direktör. Taktik hep kafada dolaşıyor. Olmak için yaptı tüm bunları. Gerçekten de Erkan Zengin orada çok ince ama çok etkili bir isim olarak noktayı koymak lazım oraya. Ama yaptıkları transferler de mesela bir sol kanat oyuncusu almışlar. Gelmedi şimdi aklıma. Gerçekten çok etkili bir oyuncu. Hani çok santrafor gibi gözükmeyen ama çok böyle her şeyi isteyen bir santrafor almışlar. Gerçekten o oyun için çok değerli. Orta sahaları top yapıyor, top kalıyor. Ne olursa olsun bir kere o toptan vazgeçmiyorlar. Bu bence bir Erkan Zenginliği ile de ilgili. Erkan felsefesi. İşte bence İsveç oradan gelme bir ekolle de
ilgili olabilir. Yani o Erkan'ın o zihinsel şeyi takımın bütün şablonunda var. Burada konuştuk. Akhisar gitti, ne yaptı? Ben ne dedim? Maç sorulduğunda Karagümrük Akhisar maçı. Karagümrük dedim, kesinlikle kaybetmez. Bak yine bir skor tahmini yaptık orada. Evet. Yani en iyi Akhisar berabere kalır. Darri diyorsun. Ha, Darri. Darri. Çok olağanüstü bir oyuncu. Çok istekli bir oyuncu. Hem önü hem arkası olan bir oyuncu. Yani yaşı da fena değil. Yani bence bu ligin bu yıl en dik çıkışını yapan oyunculardan biri. Erkan Hoca onu kesebilir. Şu anlamda kesebilir. Yani ya sen ne yapıyorsun? Benden önce hiç kimse olamaz bu takımla yani. O kadar ben iyi oynama. Ben sağ kanada geçiyorum. Sen geç kenara. Sen kenara yani biraz otur diyebilir yani. O derecede çok etkili bir oyuncu yani. Evet, çok farklı bir oyuncu. Gitti Akhisar yendi. Ama o maçı da seyrettim. Hakkı mıydı? Değildi. Yani o oyunla işte dediğim gibi bir yeniyorsun, iki yeniyorsun. Üçüncü de patlıyorsun. Gel aşağıya Balıkesir. Hayatta olmaz. Fatih'i atlamadan önce Fatih Karagümrük'ünde senin bu sene en azından şöyle düşünürsek, geçen sene bizim gruptan çıkan takım Fatih Karagümrük. Bizim takımdan bu sene nasıl diyorsun Manisa FK çıkarsa ya kadronun, bir olur ya iki olur diyorum. Hayır, ondan bahsetmiyorum. İskeletini tutup birincilikte devam etmesi için Fatih Karagümrük bunun tam tersini yapmış bir takım. Erkan tamamen hariç değiştirmiş. Herkesi komple değiştirdi. Ona rağmen bu durumda. Ama var. Onlar için bu çok doğruydu. Bak, çok önemli bir yere geldin gerçekten. Onlar için, çünkü bir alt lige dahi benim yakıştıramadığım bir kadro vardı. Oyunsal anlamda da geçen yıl ne kadar takip ettim bilmiyorum. Yani çok kötü maçlar oynadılar. Yani geçen yıl ben 7-8 maçlarını seyrettim. 4 tane Karagümrük Manisa FK maçının 4'ünü de canlı izledim. Yani hiç hak etmedikleri bir şekilde çıktılar. Yani Manisa, temposuz bir takım olmasına rağmen evet, bir şekilde çıktılar. FK yani. Oynadığı 4 maçın 3'ünü de dövdü ya. Gerçekten dövdü. Yani Menemen'le oynadıkları bir maç var. Menemen dövdü onları. Yani öyle bir kadro. Hani tespitin çok doğru. Tamamen değiştirmeselerdi %100 bu yıl ilk düşen takım onlar olurdu. Evet. Ama mesela Menemen değiştirmedi değil, değiştiremedi. Yani Menemen de sefilleri oynuyor. Rastgele maçlar öyle kazanıyorlar. Bak, kimse aldanmasın. Bu hafta Altay'ı 2-0 yendiler. 8-0 Altay kazanırdı maçı. 8-0. Altay kazansaydı liderdi. Altay kazansaydı liderdi. Yani Menemen de arada sırada kuru sıkı atıyor böyle. Ben ama bu sene ama hala Menemen'in 3. düşen olacağını düşünüyorum. Ben yani de aynı yerdeyim. Ben 18. düşünüyorum ama o yok, Eskişehir'in çok puanlı sildiler. O şansı vermediler. Ya yani Altay geldikçe işte Altay'ın oyunundan memnunum. Altay iyi oyunlar oynuyor. Kaybetse de vazgeçmiyor. Balıkesir çok enteresan. Balıkesir'den olmaz. Yani ilk 6 bile olmaz. Bursa olur gibi görünüyor. Enteresan bence maçlar kazanıyor. Bursa'nın şöyle bir yani o son hamleleri bir son hamle yani çok transfer ettiler. Hani çok olması gereken oyuncu transferi varken hiç olmaması gerekenler de var. Bir de Yalçın Hoca'nın o yeni gelenlerle hani adaptasyonunu da ben birazcık kafamda şekillendiremiyorum. O yüzden gidip gelebilir. Büyükşehir Belediye Erzurum kadrosu müthiş bir kadro. Yani ligin en değerli kadrosu. Öyle. Hala 1-2'ye aday. Yani Erkan Hoca da her ne kadar böyle savunma aktivitelerinde, defansif aktivitelerde daha ön plana çıkan hoca da olsa ligin ilerleyen dönemlerinde çok yukarılarda göreceğiz. Keçiören vasat, disiplinli bir takım ama haddini bilen bir takım. Bu anlamda ilk 6 için her zaman olacaktır. Adana Demir doğru hocayı bulduğunda roket. Ben de aynı şeyi yani düşünüyorum. Roket. Ya 1 olur ya 2 olur. Ama 2 hoca değiştirdiler. Hani roket alt tarafa gidiyor yani. Ki yönetimi de değiştiriyorlar şu anda. Yani yönetim öyle bir Samsun'da olduğu gibi bir rest çekiyor. Hani çünkü çok tepki geliyor. Evet. İşte bak bu kadar bak, yapıyoruz. Bak giderim ha gibisinden. Bak giderim ha yapıyor. Ama gitmez. Sadece doğru hocayı bulsun o yönetim. İşte altta bu ligin şu anda en iyi oynayan takımı, en iyi oyun oynayan takımı İstanbul var. Evet, sen onları beğeniyorsun. İnanılmaz lezzetli yani. Gidin her İstanbul maçını seyredin yani. Hani 2-2 bitiyor, 4-2 bitiyor, 5-2. Keyifli yani. Zemin zaten Türkiye'nin en iyi zemini. Öyle. Ama birazcık skor odaklıya çevirdikleri anda yani ben en kötü ilk 6'dalar gözüyle bakıyorum. Menemen'i geç, Osmanlı, yani Osmanlı mı Akhisar mı? Yani bir değerlendirme olaraktan. Hani böyle Osmanlı bana her zaman bu yıl daha melankolik geliyor. Daha böyle olmazlarda olur bir takım kadrosu gibi geliyor. Hani maddi sıkıntıları var. Transfer anlamında pek bir şey yapmadılar. Özellikle o Fener'den gelen bir oyuncu vardı. Kırmızı kart gördü 2-3 haftadır o oynamıyor. O döndükten sonra çok bambaşka bir şey olacak. Ama hani mesela ben Manisa FK'nın yerine olsam baktım böyle orada 2020-2021 sözleşme sonu var. Sağ bek, sol bek, hani sağ ön. Yani çok değerli bir kadroları var. Yani bu kadroda çok iyi oynayan oyuncuları var. Mesela santraforları 2001 doğumlu. Erdem diye bir oyuncu. Daha yeni yeni olma adayı ama hani iyi oyuncu yani. O maşı iyi oyuncu yani. Olma yolunda ilerliyor. Böyle bir takıma yenildiler. Osmanlı hak ederek kazandı. Yani 2-0'dı yanlış
hatırlamıyorsam. Son dakikada bir tane gol geldi. Öyle bir şey oldu. Yani Akhisar için işler çok zor. Geçtiğimiz yılların tribün ambiyansını da henüz yakalayabilmiş değiller. Çok kopmuş görünüyor şehir. Yani ilçe en azından çok kopmuş görünüyor takımdan. Ben tribünlerde onu görüyorum. Kaç yıldır şunu gördüler. Yani para geliyor, gidiyor. Hani istiyorlar ki kendi ruhlarında bir takım yaratmak. Yani Akhisar'da ben iki sezon oynadım. Orası çok uzun süre çok böyle doğaçlama, çok organik giden bir yer. O organik giden yer bir anda çok endüstriyel bir yere geldi. İnanılmaz paraların döndüğü bir yere geldi. Tabii 7 sene Süper Lig'de mücadele etti. Birazcık idare ettiler o durumu ama hani şu an gelinen nokta, şu an transferin hemen hemen hepsinin Mehmet Hoca'ya bırakılması, işte bu siyaseten yerel seçimler sonrasında şehirde, kentte yaşananlar, bunlar bence hep bir adım oradaki taraftar grubunu biraz ayrışma yarattı. Evet. Yani. Bir orada bir kan değişikliği gerekiyor bence. Yani neydi? Hani yönetsel anlamda gerekiyor. Hani kadro anlamında bence kesinlikle gerekiyor. Şimdi santrafor. Yani bu ligin en iyi santraforu var. Yani bu ligin en iyi santraforu bence. Hala milli takıma giden bir Kokoriç yani. Çıkaleşi. Çıkaleşi. Yani en iyi santraforu yani. Yani. Bazı yerlerde böyle en iyileri var. Ama hani Mehmet Hoca'yı da ben çok beğenirim. O Alanyaspor'un bu hale gelmesinin mimarıdır. 3'ten 2'ye, 2'den TFF 1. Lig'e ilk çıktığı sezon o yaptığı çıkış ve o oyuncu grubunun birçoğunun kariyer taplarına gelmesi, işte Emre'nin Galatasaray'a gidecek bir macerası falan hep Mehmet Hoca ile başlamış bir macera. 2 senedir takımları o çıkartıyor yani 1. Lig'den sürekli çıkartıyor. Mehmet Hoca'nın Alanyaspor'la çıkardığı o kadro ve o felsefeyi bir kenara koy. Son 2 yılda çıkardığı Gazişehir, Erzurumspor ve bu yıl Akhisarspor'da yapmak istedikleriyle çok farklı iki felsefe. Yani çok farklı bir yere evrildi hoca. Sonuç odaklı. Ben kendi için çok doğru olduğunu düşünmüyorum bu evrilmenin. O daha doğal, daha organik o Alanya tecrübesi. O periyot çok bambaşka lezzette bir şeydi. Akhisar'ın işi zor. Dediğim gibi kendinden kötüleri bulursa, kendinden daha kötüsünü bulursa hani hem playoff oynayacak hem ilk ikiye oynayacak. Yoksa kendi yaptıklarıyla pek istedikleri yere gelebilecekler gibi durmuyor yani. Evet, sana hemen geri geleceğiz bir daha bu konuda. Evet Mahmut. Şöyle Akhisar'ın bu sezon 3 mağlubiyeti var. Biri Bursa deplasmanı, biri Osmanlı deplasmanı, biri de Giresun deplasmanı. Yani hadi Bursa deplasmanını çıkaralım. Bursa deplasmanı zor bir deplasman. Osmanlı ve Giresun deplasmanları puan veya puanlar alabileceği, yani bu iki deplasmandan en az 4 puan çıkarabileceği maçlardı. Ve zaten o 4 puanı da eklediğiniz zaman 20 puan yapar. 2-3 puan farkla liderdi mesela Akhisar şu an kağıt üzerinde. Basit deplasmanlarda da kaybediyor Akhisar. Akhisar'ın bu deplasmanda kaybetme hastalığı Süper Lig'de vardı. Bu ligde de devam ediyor. Deplasmanlarda yani uzun yıllardır sorun yaşayan, hatta Akhisar deplasmanlarda biraz daha puan kazanan bir takım olsa zaten Süper Lig'den hiç düşmeyecek bir yapısı var kulüp olarak. Deplasmanlarda zor veya kolay kaybediyor. Önce bir o alışkanlığını değiştirmesi lazım. Yani deplasmanlarda rahat mı değil? Kafası başka yerde mi? Çünkü hani ligde de iç sahada böyle çok aman aman taraftar baskısıyla o stresle oynayan bir takım değil. Yani orada da rahat bir takım. Yani deplasmanlarda nasıl bir zorluk yaşıyor onu merak ediyorum. Yani Osmanlı Spor bu ligde belki taraftarı olmayan 2-3 kulüpten biri. Yani yok baskı yok yani. Bir deplasman baskısı yok. Bir Bursa'daki baskı yaşamıyor Akhisar Spor. Ve orada da mağlup oluyor ki farkı 1'e indirdiği golü 90'da atıyor. Yani Akhisar Spor'un önce bu kalıbı, bu şeyi kafada kırması lazım. Dediğim gibi ben 3 tane hani mağlup olduğu maçı izledim. Hem Giresun hem Bursa ve hem Osmanlı maçı. Yani Bursa maçını da kazanabilirdi. Peki bu maçtaki oyunu nasıl buldun? Yani sence bu skoru hak etti mi Osmanlı ya da Akhisar? Ya orada Mertan'ı da tabii günündeydi Mertan. 2 golü var Mertan Caner Öztürk. Onu da Manisa Spor'dan daha önce burada birçok kez izledik. İyi bir oyuncu arkadaşımız. Onda bir ekstra o gün şansı vardı. Ama Akhisar Spor'un Osmanlı deplasmanından
en az bir puan alacak oyunu oynadı aslında. Dengeye baktığımız zaman. Yani oyun dengesine, topla oynamaya, pozisyon üretmeye baktığımız zaman en az bir puanı alacak oyunu oynadı ama bunu Giresun'da da yapmıştı. O puanı alamıyor. O üretkenliği yapamıyor. Ya, Akhisarspor'un en büyük problemi o. Üretken değil o konuda. Ya, Fatih Karagümrük'te 3-2 kazandığı bir maç var. Ya, bu maçların yanında koysanız aslında kötü oynadığı bir maç. Özellikle ikinci yarısını çok facia oynadı. Çünkü 3-0 öne geçti ve maç bir anda 3-2'ye döndü. İkinci yarısını çok kötü oynadığı bir maçta galip geldi. Yani enteresan bir takım. Ya, Karagümrük de zaten puan kaybetse veya maç kaybetse hani böyle kimse hayıflamaz Akhisarspor ama yani Osmanlıspor deplasmanında puan kaybetmek açıkçası bana biraz tuhaf geliyor. Ya Osmanlıspor'u ben bir önceki hafta Karagümrük deplasmanında izledim. Karagümrük 2-0 kazandı o maçı. Ya öyle hani yenilmeyecek işte sıkıntı yaratabilecek çok aman aman bir takım değil. Çok durgun, çok standart bir takım yani olarak çok, adlandırabiliriz yani. Kimi öyle adlandırıyoruz? Osmanlı'yı. Yok. Bu sene ben en azından bir 3 maçını izledim. Tamamen sinerji üzerine kurulmuş bir takım. Genç oyunculardan kurulmuş bir takım. Aksine dinamizmle oynayan bir takım. Bir önceki sene daha iyi kadrosu vardı. Tabii daha kadro kalitesi daha yüksekti ama o zaman tabii maddi olarak daha rahat bir kulüp vardı. Evet. Bu yıl maddiyatsızlık içerisinde. Biraz evvel benim bahsettiğim oyuncu Beykan Şimşek. Yani 3 haftadır yok. Bu takımın çok şeyi mesela Beykan Şimşek. Yaratıcılık anlamında. Şimdi senin söylediğin mesela 3 deplasmanın ortak özelliği var. Bu takım geriye düştü mü dışarıda gardı düşüyor. Neden gardı düşüyor? Neden Karagümrük benim için daha doğru diyorum? Çünkü Karagümrük top kendindeyken oynamaya çalışan bir takım. Top kendindeyken ne yapması gerektiğiyle ilgili lig boyunca ezberi var. Hazırlık maçında böyle oynuyorlar, lig maçında böyle oynuyorlar. Yani bir takım eğer top sahibiyken ofansif anlamda ne yapabileceğiyle ilgili yeterli çalışması, ezberi, o tahtaya çizilen oyun yoksa hani geriye düşmediği sürece sorun olmuyor. Hani 0-0 Akhisar hep oynuyor ve 0-0 gittiği sürece bu ligde her takımı yenebilir. Belki Süper Lig'den birçok takımı da oyun 0-0 gittiği sürece yenebilir. Nasıl yenebilir? Verirsin topu rakibe, top rakiple oyalanır, kaptığını Çikaleşi gibi bir oyuncuyla tapara tupara gider atarsın. Süper Lig'de zaten attığı goller böyle değil. İşte Güray açıyor, Çikaleşi bitiriyor gibi sürekli ama, duran top 0-0 oynuyor. Ama geriye düştüğün anda artık oyun başka bir şeye gerektiriyor. Ne yapıyor? Türkiye'de yani dünyada Avrupa'da Türkiye liglerinin en önemli özelliği şunu söylüyorlar. En fazla skora göre oynanan lig. Yani adam skoru buluncaya kadar alıyor topu, oynuyor. Skoru buldu mu Rolantiyede. Toptan vazgeçiyor, sana tabii. Veriyor. Şimdi Akhisar takımı geriye düştüğü anda ne yapacağını bilen bir takım değil. Top ezberi de yok. Bu sefer işler sarpa sarıyor. Gitgide daha kötüye gidiyor. Neden Manisa Futbol Kulübü daha fazla topla haşır neşir olmalı? Neden daha çok top sahibi olmalı? Yani eğer liginin kafasında gözün varsa, kafaya oynuyorsan o topun sahibi olacaksın abi. O anlamda Karagümrük 3-0'da geri düşse bu maçı geriye çevirecek kadar ileride aktivitesi olur. O topa sahip olur. Ama Akhisar geriye düştüğü anda hani şaşkın ördek yavrusu gibi ne yapacağını bilmiyor. Yani yok öyle bir ezberi yok. Onun üzerine de çalışmıyor. Yani en büyük diğer mesela işte dediğim gibi Karagümrük'e göre, Hatay'a göre, Altay'a göre. Altay'da yani hem top kendindeyken iyi oynayabilen takım hem topu rakibe verdiğinde Kapel gibi inanılmaz rakip kaleye giden bir takım. O Paşao da çok güzel bitirici yani. O da ama işte Paşao da ne? Paşao da ceza sahası içi santraforu. Topu sen oynayacaksın ki gelecek. Top sende kalacak. İşte Kapel inecek sıfıra falan. O dokunacak. Yani Türkiye liglerinin o Tanju'dan sonra bence gelmiş geçmiş en iyi topa dokunan oyuncularından biri yani. Kusura bakma sözünü de kestim. Evet Mahmut yeniden sendeyiz. Altay Menemen maçını da ben izledim onların. Top Altay'da da ya üretken o gün üretken olmadığınız zaman işte Menemen Spor'a yenilebiliyorsunuz. Ya yani Akhisar Spor işte Ufuk abinin de söylediği gibi geriye düştüğü zaman üretkenlikte sıkıntı yaşayan bir takım. Yoksa gol atıyor, gol buluyor, onda sıkıntı yok. Muhammed Reis gibi çok değerli bir ayağı var. Burhan gibi çok ileride kreatif hücuma katkı sağlayan bir oyuncusu var. Erhan Çelenk İyi bir oyuncu yani Çikaleşi ligin en iyi santrforlarından biri dedik ama üretkenlik konusu başka bir şey tabii. Yani oynarsınız ama pozisyona girmekte zorlanırsınız. O zaman
skoru da bulamıyorsun zaten. Akhisarspor bu 3 deplasmanda da buna benzer şeyler yaşadı. Yani Giresunspor'dan ikinci kez bir aşırtma golü yemek üzereydi o deplasmanda. Çünkü neden? Akhisarspor'a ben bu maça ortağım, ben bu maçı çevirebilirim algısı vermiyor. Dün mesela işte neden Payas Manisa Futbol Kulübü maçını örnek veriyoruz? Hani ilk 20 dakikaya kadar golü buldu Payas. O golü bulmak için her şeyini verdi. Golü bulduktan sonra ne vazgeçti. Yaptı? Vazgeçti. Şimdi o vazgeçtikten sonra... Vazgeçmesi topla daha çok haşır neşir olmaktan vazgeçti yani. Sert. Tabii yani daha çok istemekten de vazgeçti. Yani o içerideki coşkusunu da biraz hani işte sürekli Manisa Futbol Kulübü'nü rahatsız eden o baskısı da artık durdu. Bu sefer ne oldu? Oyun değişti. Bu sefer Manisa Futbol Kulübü daha çok topa sahip oldu ve daha çok üretken olmaya başladı. Akhisar'daki sıkıntı o. Ya rakip öne geçse de ki rakibin de öne geçtiği zaman Giresun'da bunu yaşadık. Geriye yaslandığı dönemler oluyor. O dönemlerde üretken olacak ve gol atacak deplasmanda. Ya yani 1-1 yakaladığı zaman Osmanlıspor deplasmanda maç farklı bir hal alabilir ama 2'yi yedikten sonra bu sefer Akhisarspor'un gardı daha çok düşüyor. Yani o golü yedikten sonraki reaksiyon çok önemli. Bunu zaten yapan takım işte Karagümrük 3-0 geriye düştüğü maçta Akhisarspor'u az daha bir puan alıyordu Akhisarspor'dan. Evet, evet. Çünkü oyun olarak dövdü yani. Çünkü maç. İkinci yarı yani hapsetti Akhisarspor'u sahasına ve skor tabelasına baktığınız zaman 3-0 önde olan bir takıma yapıyor bunu. Yani oradaki oyun pratiğiyle Ufuk abinin söylediği o oyun alışkanlığıyla alakalı Akhisarspor'da işte bu şey hani geriye düştük ne yaparız öyle bir ya çalışma yok. Yani öyle bir oyuncu grubunun öyle bir kaygısı yok. Çünkü yani genel olarak futbolun dünyadaki her oynanan her coğrafyada geriye düşen takım bir refleks göstermeli. Yani bir iddia ortaya koymalı. Ben bu maçı kazanabilirim, ben bu maçtan puan alabilirim. İşte takımın kalitesine göre zaman zaman oyunun sertliğini arttırarak bazı takımlar kalitesizdir, bununla yaparlar. Bazı takımlar kalitelidir, kapatırlar seni oraya sağdan soldan kaliteli takımsa bunu yaparlar. O da işte bir ezberdir yani onlar hep tahtaya çizilir, hafta içi çalışılır. Yani o bir ezberdir yani ne yapacağını bilmek bir ezberdir. Ama Akhisar'da bu ne yapacağını bilmez bir halde böyle doğaçlama sadece oyuncuların bireysel yetenekleri üzerinden bir şey yapmaları gibi gelişiyor. Ki bence en büyük çıkmazları bence Muhammed Reis yani şu anda son haftalardaki bence en büyük çıkmazları o. Çünkü hem ofansif olarak onun bir şeyler yapmasını gerektirecek bir oyun oynanmıyor. Yani Muhammed Reis şimdi hani gideceksin yerleşeceksin rakip sahaya. O da kreatif bir adam aralara saracak kendi şut deneyecek. Oyunun büyük bölümünde top rakipteyse o zaman Muhammed Reis'in ne işi var sahada? Ya en büyük çıkmazı tabii bence sen o. Sen topu oynamıyorsan ne diyor zaten ya, bu adam sende? Zul gelir yani. Hem Muhammed'e zul geliyor bence hem takıma zul geliyor. Ama hoca hala farkına varmadı. Hele bak bu hafta yani bence ligin en performansı düşük hocası Uğur Hoca şeyde. Adana Demir'de. Akhisar'daki maçta Adana Demir'le oynuyorlar. Yani ligin en kötü performansı Uğur Hoca'da. Yani inşallah hafta sonuna kadar gitmez. Yerine birisi gelmez. Akhisar için bu bir avantaj olur. Eğer mesela bu maçı Adana Demir'in de en olduğu yer şey orta merkezi. Eğer bu maçı mesela Muhammed Reis'le oynamaya kalkarsa içeride facia olabilir yani söyleyeyim ben. Yani hiç yani Adana Demirspor çok kötü oynuyor. Çok kötü bir teknik direktörü var. Ama ona rağmen hani Muhammed Reis'li bir başlangıç hani 3-0, 4-0, 5-1 öyle bir yere götürebilir yani bu hafta maçı. Şimdiden söyleyeyim yani. Yani Akhisarspor eğer maç pratiği üzerinden ve bu gösteremediği refleksler üzerinden değerlendirirsek şu an aldığı puanlar da puan cetvelindeki sıralaması da o zaman tesadüf diyelim. Yani şans artık. Şans demeyelim. Hepsi al birinden vur ötekine takımlar. O al birinden vur ötekine ligi yani. Öyle bir lig ismi koyabiliriz yani. Al birinden vur ötekine. Şimdi ikinize de Karagümrük'ten puan aldı deplasman. Onlar şans, tesadüf. Şans tesadüf yani. İkinize de ondan söylüyorum. Kısaca onu. Tek soru sormak istiyorum. Şimdi zor olmasın bak. Çalıştığımız yerden gelsin. Puanlama belli. Şimdi ilk 3 sıraya bakıyorsun. Evet. 17, şampiyon 17, 16, 16, 16, 15, evet. 15. Yani şu an 9. sıradaki 13. sıradaki takımın 10 puanı var. 13. sırada. Aynen. Yani Osmanlı 2 galibiyetle zirveye çıkabilecek birçok takım tabii, var. Tabii, tabii. Hemen programın da sonuna geldik. Birazcık da zamanımız kısıtlı. Evet. Yine düşecek 3 takım, çıkacak 3 takım. İkiniz de direkt isim isim, tek tek takım takım vermemiz için Ufuk abi. Eskişehir düştü. Evet.
Ondan sonra iki tane sürpriz var. Ha, Menemen iki. Ondan sonra bir tane sürpriz var. Ben olmaz diyorum. Olmaz. Ben Giresun'u ekliyorum. Adanaspor. Ha, bunların içerisinde olmaz olmaz. Yani A diyeceğiz yani. A bu mu diyeceğiz. Çıkanları alalım bir de. Çıkmaya aday yani şu anki oyunuyla Karagümrük. Erzurum. Ve Adana Demir. Yani ilk iki için bu üçü var. Evet Mahmut. Düşenler ve çıkanlar. Eskişehir zaten puan olarak da çok geride. Yani bu saatten sonra toplamaları mucize olur zaten. Yıllarca da konuşulur. Öyle bir geri dönüşe imza atarsa. Menemen Spor bu oyunla, bu kadroyla ve bu sıkıntılarla devam ettiği sürece ligin ikinci yarısı daha zorlu geçecektir. Yani puan baremi biraz daha açılacaktır. O yüzden Menemen Spor'un da ligde kalma şansı şu anki duruma göre zor. Bir de Adana Spor diyorum ben. Adana Spor'da birkaç sezondur böyle ucu ucuna playoff oynadığı dönemler de var ama Süper Lig'den düştükten sonraki en kötü sezonunu yaşıyor. Ve bir düşüş var onlarda da. Ben Adana Spor... Üçüncüye Adana ekledim. Üçüncü, buraya. Yani tabii üçüncü Ufuk abinin dediği gibi Altın Ordu da olabilir. Sürpriz bir ben Altın olabilir. Ordu demedim. Altın Ordu olmaz. Ben de sürpriz, Altın Ordu'nun sürpriz olabilir. Yani evet. Giresun Spor da olabilir. Bolu Spor da olabilir. Tamamen bir sürpriz ama ya o son hafta artık son hafta. Sondan bir önceki hafta belli olacak bir takım artık o. Yani belki işte sadece kendi oynadığı maç değil de başka deplasmanlarda oynanan o işte bizim Manisa Spor'la yaşadığımız o üçlü averajlar, ikili averajlar belki öyle düşen bir takım olacak. O yüzden üçüncü yani Adana gibi görünüyor ama tabii evet, değişebilir. Süper Lig'e gönderdiğin üç takım kimler? Karagümrük. Yani Karagümrük hakikaten çok istikrarlı bir oyun var. İstikrarlı bir serileri var. Yani kaybetseler de bir oyun oynuyorlar ve güzel bir hem güzel seyir zevki güzel bir oyun hem de puan olarak da bunu kreatif o Darri dediğimiz oyuncu mesela çok kreatif bir oyuncu. Erkan Zengin de öyle. Kazanabilecek her maçı kazanabilecek bir takım. İşte ikinci takımda ya Balıkesir Spor bana çok tuhaf. Yani sürpriz yapabilir gibi geliyor. İçimde öyle bir his var. Çünkü birkaç maçtır iç saha maçlarını izledim ben onların. İnanılmaz bir coşku var. O zaman rahatla böyle hüf de içinden gitsin olmaz. Ya, ya olur olmaz o başka bir şey ama Balıkesir'de bir umut var yani. Ben evet. Bilmiyorum. Şehirde de öyle bir umut var. Kaç olur mu olmaz mı? Bilmiyorum. Umut kaç numara oynuyor diyordun. Evet son takımı da alalım Mahmut. O playoff'tan artık belli olur. Onu da sen söyle. Playoff'ta. Madem belirledik. Ya gönül ister ki Altay çıksın. Evet. Ama çünkü Göztepe'nin bu sezon sıkıntı. Gönül ister ki Altay çıksın. Uzun zamandır iyi şeyler yapıyor yani. Evet, doğru Altay, adımlar alıyor. Sait Hoca var orada. Tanıdığımız bir hocamız. Evet. Hem de sonuçta komşu şehrimiz evet. İzmir. Bir Altay. Süper Lig takımı olsun yani. Büyük Altay efsanesi var. Evet. Bir Altay'ı da tekrar Süper Lig'de görmek hoş olur. Evet. Hoş olur diyelim ve TFF 1. Ligi de noktalayalım. Akhisar Spor bu haftayı mağlubiyetle kapattı. Önümüzdeki hafta da iç sahada Adana Demirspor'la oynayarak zirve mücadelesini sürdürecek diyelim ve tribün programından bu hafta da son noktayı koyalım. Önümüzdeki hafta yine normal saatimizdeyiz. Salı günü saat 8'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.